Gün ne kadar hızlı geçti. Evet. Benim için çok güzel bir gündü. Teşekkür ederim. İçinde eğer sen varsan benim için bütün günler güzel. Pardon ya. Kanunsuz işlerine ara verip de pazar gezmesine mi çıkardın savcı hanımı? Tatsızlık çıksın mı istiyorsun Ali? Emin misin? Eminim tabii. Benim en büyük zevkim senin keyfini kaçırmak. Barzan. Sen git ne olur. Tamam mı? Çok rica ediyorum. İyi geceler. Yasemin bir dakika. Bir şey konuşmamız lazım diyorum. Bir dakika. Yasemin. Ne işin vardı senin onunla sokaklarda bütün gün, ha? Sen kimsin ya, ha? Sen kim oluyorsun da benim özel hayatıma burnunu sokuyorsun? Şimdi de senin özel hayatın mı oldu o it? Ha? Yasemin, ne zaman oldu bu? Ali çık git buradan lütfen. Çık git, daha fazla delirtme beni. Yasemin. Daha fazla delirtme beni. Hadi. Ali git. İyi akşamlar müdürüm. İyi akşamlar. Gideceğiniz yere kadar bırakalım mı? İster misiniz? Vallahi iyi olur ya. Ben de bu saatte taksi nereden bulurum diyorum. Abi, müsait misin? Gel Berat'ım, gel. Otur. Abi, ben geldiğimden beri seni çok düşünceli görüyorum. Bir şey mi var? Yok oğlum. Ne olacak ki? İşte hadise üstüne hadise. Uğraşıp duruyoruz. Var sende bir şey, var. Gönül meselesi falan mı yoksa ha? Lan sen ne zaman büyüdün de abinle kadın kız mevzu konuşmaya başladın? Yıkıl karşımdan, töresiz herif. Tamam. Tamam Barzan abi, kızma tamam. Ama böyle ağalık yaparak elimden kurtulamazsın. Bunu konuşacağız abi sonra. Hadi. Ardil, dün bütün gün yok oldu Barzan abin gene, ha? Sen biliyor musun bunun nişan arifesi başka birine takıntısı olmasın? Aman anne, sanki bilmiyorsun. Abim zorla evleniyor Nazlı'yla. Hem o başka biri için yanıp tutuşuyor ama işte ortaya dökemiyor. Niye? Nasıl dökemiyor? İki günde bir karşısına soruşturma için çıktığı savcı hanım nasıl getirsin anne buraya? Babam nasıl karşılar bunu? Ne? Savcı hanımı mı seviyor abin? Neyin var Hayriye? Ne bu hal? Seni ağa bildik, sözüne güvendik. Kızı da teslim ettik, hazırlıklar da başladı. Ne olacak benim kızın hali, ha? Olay bu kadar dinlendikten sonra ne olacak benim kızın hali? Ne varmış senin kızın halinde? Deli etme insanı. Senin oğlun var ya, benim kızı almayacakmış. Başkasına sevdalanmış. Hem de İstanbul'dan gelen o savcı kadına. Deli misin sen kadın? Barzan'ın ne işi olur benim can düşmanım kadınla? Delirdin mi sen? Vallahi ben onu bunu bilmem ağa.
Aysan ağırlığını koy. Nişanı mişanı geç. Bir an önce bunların nikahı kıyılsın. Konu kapansın. Rezil olduğumuz kadar olduk zaten. Sen de Aysan ağırlığını görelim. Bir oğluna da sözün geçmiyorsa artık. Hadi ben çıkıyorum. Hey nereye? Dur dur. Ne oldu dün gece Ali ile bağırışıp duruyordunuz? Of hep aynı şarkı. Barzan'ı kıskanıyor. Ama iyice tadını kaçırdı artık. Neyse tamam sen onu bırak da şu A'yı anlat bakayım nasıl geçti gününüz? Öyle sana hikayeyi ayaküstü anlatacak değilim. Kapı eşiğinde de geçiştirilemeyecek kadar önemli şeyler oldu. Beni yemeğe götürürsen anlatırım. Ne yemeği ya? Şişt, ne yemeği? Ya yemeğe kadar dayanamam ben. Yasemin. Allah'ım gitti. Abi kalkıyor musun? Ben edersen yatsana. Tamam güzelim. Abi sen? Ben de kalkıyorum ya. E hadi o zaman. Herkes dağılmadan söyleyeceklerimi dinleyin. Barzan, düğünü en kısa zamanda yapıyoruz. Hazırlıklarını, işini, gücünü ona göre ayarla. Oldu mu? Ha? Ne lüzum var uzatmaya? İyi düşünmüşsün ha. E baba daha nişan, mişan. Nişan, nikah, düğün hepsini bir arada yaparız. Bir kere de sözümün üstüne söz etmeyin canım. Hadi söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gidebilirsiniz. Kestirdi attı babam birden. Ne olduğunu bile anlamadım. Ya niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ağzımı bile açamadım. Yani Yasemin ne olacak oğlum? Ya sen onu bu kadar çok severken Nazlı'yla nasıl evleneceksin? Halil, Yasemin'le duygularımız karşılıklı. Yani dün çok önemli şeyler söylendi. Ama ben Nazlı'ya olan sözümden nasıl vazgeçerim? Bu kız bu sefer kesin kendini öldürür. Öyle büyük bir açmazın içindeyim ki ne yapacağımı bilmiyorum. Olur mu canım öyle şey? Yani bir çaresi olmalı. Çaresi? Yok ki oğlum çaresi işte. Yasemin'le ilişkin başlamadan bitecek. En doğrusu yol yakınken ona her şeyi anlatmak. Ama nasıl ondan vazgeçerim? Nasıl kalbimin sesini bastırırım bilmiyorum. Bu gece soruları ben soruyorum savcı hanım. Yasemin. Benimle evlenir misin? Tabii ki evlenirim seninle sevgilim. Taksana. Sen kimsin ya? He? Sen kim oluyorsun da benim özel hayatıma burnunu sokuyorsun? Ali çık git buradan lütfen. Çık git daha fazla diriltme beni. Bu kavga? Ömer, elindeki ne? Ver onu bana.
Kimin bu? Ardil size aşk mektubu yazmış hocam. Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ardil! Ardil yeter! Dur! Siz de geçin yerinize. Hadi. Şerefli köyünü mutlaka yaz. Benim anne tarafını çağırmazsak olmaz. Ya valisi çevresindeki erkanı derken 100 kişiyi bulduk. Hısım, akraba, aşiret. Ne güzel işte. Şehirdeki en kalabalık düğün benimki olacak valla. Tamam. Ağlama artık. Konu aramızda kalacak, merak etme. Ya ayrıca duygularından da utanmanı istemiyorum senin. Ya bu yaşlarda insan böyle şeyler hissedebiliyor tabii. Yani hayranlıkla aşkı karıştırabiliyor. Ama ben senin bir abin olarak hep yanında olacağım. Sadun Hoca ile konuştun mu? Konuştum hayatım. Neyse ki sorun etmeyecekmiş devamsızlığımı. Sen derslerine çalış yeterli dedi. İyi, en azından dönem kaybetmeyeceksin. Aynen hayatım, öyle olacak. Vay yavru ha. Daha havası aldın geldin demek. Yediğin içtiğin senin olsun. Neler gördün onu anlat. Yürü hayatım. Hop, desturamadan nereye böyle? Vatan hainlerini sokmuyoruz okula. Çek şu kolunu. Bela çıkartma sabah sabah. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Yürü Berat. Yine görüşeceğiz yavru ha. Berat, gözünü seveyim dur. Buyurun Barzan Bey, beni istemişsiniz. Oturun avukat bey. Size soracaklarım var. Ben şeyi öğrenmek istiyorum. Evlendikten sonra en hızlı şekilde kaç günde boşanma davası açabilirim? Barzan Bey henüz evlenmediniz bile. Boşanmayı sormak için erken değil mi? Garip göründüğünü biliyorum ama bu konuda bilgi almam gerek. Hak düşürücü süre dolmadan kanundaki iptal sebeplerine dayandırılarak evliliğin iptali için derhal dava açılabilir. Yani? Yani 6 ay dolmadan. O zaman daha kolay olur. İyice bakıyorsun değil mi? Unuttuğumuz kimse kalmaz. Yok yok, kalmadı kalmadı. Aa kız Artil, niye ağladın sen, ne oldu? Yok yenge ya, kırıklığım var, yatacağım biraz. Gel bakayım buraya, ateşin var mıdır ha? Gel bakayım baba. Uf, yok ateşim falan. Dur ben bakarım. Başka kim var? Vallahi bilmiyorum ya. Ya ne oldu, ne bu halin senin? Bak bir ne oldu? Sen çıksana dışarı. Ya ne olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya adım atmam. Ya bir çık, rahat ver, huzur ver ya. Ha, yoksa hala bilmiyoruz da senin kalbini kırdın. Nazlı çık. Nazlı çık dışarı. Ya bir şey öğrenmeye çalışıyorum hiç. Nazlı, Nazlı çık dışarı. Ben ne olduğunu soruyorum sana. Başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. Yok Sayın Savcım. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Müdürüm, akşam bir iki tek atalım mı? Efkar dağıtırız, ne dersiniz? Başka zaman Ziya. Benim savcı hanımla konuşmam gereken şeyler var, ona vuracağım. Peki müdürüm.
Gel. Tatam. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzelmiş. Getir, getir. Nikahtan önce deneyelim de sıkıntı çıkmasın dedik. Yasemin. Ben ilk gördüğüm anda tutuldum sana. Sonra her karşılaştığımızda... her konuşmamızda büyüdü aşkım. Ama... düşünmeyelim şimdi bu olmaları. Ay tam oldu baksana. Ama çıkaralım da uğursuzluk getir, nikahta takarız artık. Ben davetli listesini de hazırladım. Ama biz bu kadar kişiyi nereye sığdıracağız? Nazlı, sonra konuşalım mı? Çok yorgunum ben. Hadi. Tabii ağam. Yasemin, Yasemin bir dur Allah aşkına, bir dur ya, bir dur ya. Ya Ali düş yakamdan artık, yeter, yeter. Konuşmamız lazım. Ya konuşacak bir şey kalmadı ki, kabul et artık bunu. Ya gerçekten çok özür dilerim dünkü kabalığım için ama ben kendime hakim olamıyorum bir türlü. Yasemin ben seni unutamıyorum. Lütfen bana bir şans daha atma, lütfen. Ali, Ali gel! Çabuk, çabuk, çabuk! Ali, ne olur bırakma kendini, ne olur, ne olur aç gözünü. Ali, Ali. Dayan Ali, dayan, dayan. Sakın ölme, dayan. Allah'ım sen yardımcı ol. Çevredeki bütün evleri tek tek dolaşın. Her yere bakın. Mutlaka bir gören olmuştur. Güvenlik kameralarını falan her şeyi didik didik inceleyin. Yerin dibine de girse çıkartıp bulacağız o namussuzu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiserim. Çabuk, çabuk! Kurşun içeride kalmış. Acil ameliyata. Hemen ameliyata alayım. Acil ameliyata alayım. Sayın savcım, ateş edeni gördünüz mü? Gördüm, gördüm ama engel olamadım. Yasemin, Ali'nin durumu nasıl? Bilmiyorum ben ya. Ameliyata alıyorlar. Aha. Aha. Tamam. Tamam oldu, görüşürüz. Tamam mı İşbedir? Tamamdır ağam. Kurşun adresini bulmuştur. Kesin öldü mü, sen onu söyle bana. Daha henüz değil ama eli kulağındadır. Hastaneye kaldırılmış, acil ameliyata alınmış. Dua et de masada kalsın. Yoksa elimden çekeceğim var Bedir. Sağ ol Derya. Ali müdürüm durum nasıl, iyi mi? Ameliyata aldılar, bekliyoruz. Siz ne yaptınız, bir iz bulabildiniz mi? Olay yeri inceleme işini bitirdi. Hı. Şahitlerin de bilgisine başvuruldu. Evet. Güvenlik kameraları da inceleniyor şu anda. Güzel. O halde toparlanın, emniyete geçelim. Burada beklememizin bir faydası yok Ali'ye. Sayın savcım, biz emniyete geçiyoruz. Haberleşiriz. Tamam müdürüm. Siz ikiniz burada kalın. Herhangi bir şey olursa haber verin. Emredersin. Hadi toplanın. Fatih Sultan Mehmet Han şan ve şerefle İstanbul'a girmişti. Anne, ben çıkıyorum. Nereye oğlum? Aa, bak altyazı geçiyor. Biri vurulmuş. Aa, bu müdür değil mi? Hani bizim ağaya tokat atan. Kız ölmüş mü?
Yok yok, kan arıyorlar. Sıfır RH negatif. Ay adamın durumu ağır herhalde ha. Doktor bey, durumu nasıl? Kan ihtiyacı sürüyor. Televizyondan, internetten, her yerden duyuruldu. Teşkilattaki arkadaşlara da haber verdik. Uygun olan olunca gelecek. Sıfır negatif, zor bulunuyor malum. Bir an evvel bulunsun amirim. Durumu pek iyi değil. Kan lazımmış, benimki uyuyor. Hemen, derhal işlemlere başlayın. Çabuk çabuk, kaybedecek vaktimiz yok. Çabuk. Hemen, 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 acil. Çabuk, kaybedecek vaktimiz yok. İnanılır gibi değil. Helal olsun Barzan Nadir'e. Gerçekten öyle. Kim o? Yemek siparişi. Al bakalım, üstü kalsın. Sağ ol abi. Hadi. Barzan Nadir geldi, koşa koşa kan veriyor Ali Müdür için. Ziya Komiserim. Ne? Barzan Nadir Ali için kan mı verdi? Sami, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ben de inanmadım ama şu anda veriyor vallahi. İyi, tamam. Barzan sağ ol. Yok canım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Düşmanına kan vermek herkesin yapacağı şey değil. Hemşirem, bu arkadaşlar da kan verecek. Evet arkadaşlar, elimizde ne var? Bütün tanıklar koyu renkte sedan bir araçtan söz ediyorlar. Plakasını not alan yok. Modelle ilgili artık kesin bir şey söyleyemiyor hiç kimse. Adımı gören yok mu peki? Yok. Hepsi karanlıktı. Net göremedik diyorlar. 30-40 yaş aralığında kirli sakallı, orta boylu, koyu renk saçlı, üstünde siyah bir ceket ya da mont. Hepsi bu. O zaman elimizdeki tek tanık Yasemin Savcı. Evet. Öyle gözüküyor. Kamera kayıtları? Şu anda inceleniyor. Kamera kayıtları kare kare incelensin. En kısa zamanda kesin bir sonuç istiyorum sizden, ona göre. Emredersiniz müdür. Nasıl geçti doktor bey? Bitti mi ameliyat? Bitti savcım. Durumu stabilize ettik. Birazdan yoğun bakıma alacağız. Ama tablo sabah netleşir. Çok teşekkürler doktor. Sağ olun. Kızlar, hadi sizi eve bırakayım ben. Gecenin bu saati boş boşuna beklemeyin burada. Yapacak başka bir şey de yok belli ki. Hadi. Çok teşekkürler Barzan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen çok başkasın Barzan. Bu gece beni iyice şaşırttın. Yasemin, benim Ali ile herhangi bir düşmanlığım falan yok. Bana takık olan o. Düşmanlığın nedeni belli ama. Haksız da sayılmaz. Sen ne kadar çok sevdiğimi o da herkes gibi görüyordur.
Hadi sen de gir içeri. Nereden geliyorsun sen oğlum? Hastaneden. Ali müdürle savcı Yasemin silahlı saldırıya uğramışlar. Müdür vurulmuş, durumu bayağı ciddi. Bana ne müdürden bilmem neden. Sen bana söyle bakayım. O savcı Yasemin'le ne vardır aranda? Bir şey olsa ne olacak yani? Neden soruyorsun? Ben Nazlı ile evleneceğim. Merak ettiğin şey buysa eğer. Belki de beni vurmaya çalışıyordu katil. Belki de benim yüzümden ölümle cebelleşiyor şu anda öyle. Bu araba sabahtan itibaren bu noktadan hiçbir yere ayrılmadı. Şimdi dikkat edin. Ali müdürümün hemen ardından hareket ediyor. Şimdi buna bakın. Aynı Amosuz. Aynı araba. Evet, bir gece önce de aynı noktaya gelmiş. Plakasını okuyabiliyor musun? Bir bakalım. 47 Bursa Pamukkale 790. Merkezden tüm ekiplere. Şüpheli araç 47 Bursa Pamukkale 790. Tekrar ediyorum. Merkezden tüm ekiplere. Şüpheli araç 47 Bursa Pamukkale 790. Bir bak bakalım şu araç kime ait. Aa. Emniyet müdür yardımcısını vurmuşlar. Durumu da ağırmış. Bu beni alan Ali müdür değil mi? Ha, o. Bulmuş belasını. Benimle uğraşan Allah yanına bırakmaz işte. Çekmiş vurmuş birisi. Heh, oldu. Bunu da benden bilin. Ne var ya? Aa, kızım sen gitmedin mi dershaneye? Ha? Hala toparlanamadın mı o kadar uykuya? Ben gitmeyeceğim dershaneye falan. Hayırdır, sebep? Kendim çalışırım. Sonra konuşacağız seninle. Hadi afiyet olsun hepinize. Senin de gelmen gerekiyor ha bugün. Ya şunun şurasında ne kadar kaldı düğüne? Terziye ölçü vereceksin. Bak arayacağım. İtiraz yok ha. Geleceksin. Ali benim yüzümden vuruldu. MOBESE görüntülerini izlediğimiz kadarıyla hedefsiz değilsiniz savcım. Ali müdürümmüş. Dün geceden beri izleniyormuş. Nasıl olur? Araç sahibini aldık. Şu anda içeride sorguda. Şu bizim emniyetteki polis Rıza aradı. Ha. Senin Barzan dün gece koşa koşa hastaneye gitmiş, Ali müdüre kan vermiş. Bütün emniyet bunu konuşuyormuş. Herkes şaşırıp kalmış. Ya bu oğlan manyak mı? Ben herifi gebertmeye çalışıyorum. O gidiyor koşa koşa kan veriyor. Ya Allah'ım. Bu çocukları sen benim canımı almak için mi verdin? Komiserim. Araç bana ait ama iki gece önce kapımın önünden çalındı. Niye haber vermedin polise çalındığını arabanın? Bir cevap versene bey amca. Niye haber vermedin polise çalındığını arabanın? Korktum. Neden korktun? Kendi adıma değil komiserim, oğlum adına korktum. Ya açık açık cevap versene bey amca, niye korktun? Anlatsam da inanmazsın. Kendi gözünüzle görmeniz lazım.
Ay bu çok güzelmiş. Kız bak bir. Ne dersin? Bilmem güzel. Hiç bakmadım bile. Uf, bana ne ya? Ben mi evleniyorum? Sen beğendiysen güzel işte. Vallahi çok güzel. Ben beğendim. Biraz fazla gösterişli değil mi? Ben bunu çok beğendim. Tam bu olsun. Ay Türkan hiç çekememişim senin çeneni. Kız açsana, belki önemli bir şeydir. Aç hadi aç. Ne var Beşiren? Ne arıyorsun zır zır zır? Nazlı dışarı gelsene, seninle konuşmam gereken bir konu var. Ya sen ne laf anlamaz bir adamsın ya. Ya nikahın var Barzan'la, düş yakamdan, canına mı susadın sen ya? Ya bak elimde Barzan'la alakalı çok önemli bir şey var işte. Senin dikkatini çekeceğine eminim, hadi gel. Ya bak ben hiçbir şey görmek istemiyorum. Arama bir daha da açmam. Nazlı bu sefer senin gözünü açacağım kızım. Gör bak Barzan Efendi'nin gerçek yüzünü. Sen istedin. Gerçekten sevenin kim olduğunu anlayasın diye gönderdim. Nazlı, kötü bir haber mi var? Hayırdır? Yok yok. Hadi şekerlere bakalım şimdi. Ya bu koku ne be abi? Allah aşkına bindi ya. Kim bu? Niye bu halde? Komiserim, bu benim oğlum. Tek evladım. Ya hasta mısın bey amca sen? Niye bu şekilde bağlı bu adam? Oğlum uyuşturucu müptelası komiserim. Kaç kere hastaneye götürdüm, yatırdım. Kaçtı, geldi, yeniden başladı. Tek çare olarak böyle düşündüm. Belki temizlenir, hepsinden kurtulur diye. Oğlum bu arada bir sürü suça bulaştığı için sen de korkundan arabanın çalındığını polise söyleyemedin. Evet. Evet komiserim. Dur, dur. Aradığımız araç bu. ...62 merkez. Siteler mevkiinde aradığımız aracı bulduk. Tekrar ediyorum. Siteler mevkiinde aradığımız aracı bulduk. Terk edilmiş. Anlamıştım zaten bir şeyler olduğunu. Ne var kız, söylesene. Şimdi neden evlenmekten kaçtığını anladın mı? Benim nikahı niye öne aldığımı sen anladın mı? Ne? Bir bildiğimiz var herhalde. Bak, erkeklerde nikah üstü olur böyle delilenmeler. Erkekler korkar evlenmekten. Gerisi senin kadınlık becerine kalmış. Kimselere bakamayacak hale getireceksin onu. Kalk hadi kalk. Oturacak zaman değil. Dünya kadar alışverişimiz var. Üstüne bir şeyler giy de çıkalım. Al şunu. Komiserim, arabada bunu bulduk. Üzerinde bir otel adı var. 23-33 merkez. Operasyon timi hazır olsun. Merkeze dönüyoruz. Anlaşıldı efendim.
En kritik saatleri atlattık. Neyse ki bünyesi güçlüymüş. Kendine geldi. Birazdan yoğun bakımdan çıkarırız herhalde. Oh, Allah'a şükürler olsun. Kalıcı bir hasar falan olmayacak değil mi? Müşteri olun Sayın Savcım. Hastamız eskisinden daha sağlıklı bir şekilde taburcu olacak hastanemizde. İçeride görüntüsü var mı peki? Bavulunu kendi taşıyor. Evet, benim de dikkatimi çekmişti. Kimseye teslim etmedim onu. Şu an odasında değil mi? Evet, odasında. İyi, güzel. Sen benimle gel. Al anahtarı. Siz burada kalın, tamam mı? Siz de benimle gelin. Hadi başlıyoruz. Nasıl oldu? Şimdi doktoruyla konuştum. Tehlikeyi atlattı. Birazdan yoğun bakımdan çıkar dedi. Bu iyi haber. Senin de payın çok büyük buna Barzan. Eğer sen kan vermeseydin o şimdi... Düşünmek bile istemiyorum. Yasemin, seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Tabii tabii dinliyorum. Çok merak ettim gerçekten. Söyle. Yok, böyle telefonda olmaz. Yüz yüze konuşalım. Tamam o zaman. Benim biraz işim var. Akşamüstü eve bekliyorum o halde. Tamam. Yasemin. Efendim? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok seviyorum gerçekten.